Evet dostlar, ziyaretçiler kanalına hoş geldiniz. Bugün ekipçe Anadolu yakası meşhur, gizemi hala çözülemeyen Vordanissa adasının kıyısında biraz sonra dalış yapacağız. Ekip arkadaşlarım Erkan Sevimli, Taner Ertürkler, Musa Özkaya, Fatih Bayrak ve hocalarımızla beraber ilk videoda anlattığımız o gizemli, yıllardır gizemi çözülemeyen Prens Adaları'nın 10.sü olan ve binli yıllarda depremden dolayı battığı söylenen Vordanissa Adası'nın gizemini çözeceğiz. İlk videoyu izleyen ziyaretçiler ailesinin değerli üyeleri şunu sormuşlar. Abi, paranormal dünyayı bıraktın mı? Hayır arkadaşlar. Paranormal dünyayı, yine terk edilmiş yerlere tabii ki gideceğiz. Ama ziyaretçiler kanalı artık sizlere X-Files tadında gizemli dosyaları açacak. Elimizden geldiğince her zaman kanalı ilk açtığımız günden beri söylediğim varsa var yoksa yok demeye devam edeceğiz. Sadece gerçekleri soracağız. Ben lafı fazla uzatmadan, ilk videoyu izleyenler bilirler. Vordanissa Adası'nın gizemi, çok büyük bir gizem var. Son bir yılda üstünde bir yıl UFO hareketlenmeleri var. Erkan Sevimli, UFO Hunter zaten bunları çekti, görüntüledi. Bir araya geldik. Şimdi inşallah dalışımızı yapacağız. İnşallah bu gizemin bir parçasını aydınlatacağız. Ben lafı uzatmadan öncelikle sevgili Taner Ertürkler, neler düşünüyorsun? Evet, öncelikle ziyaretçiler kanalında olmaktan dolayı çok mutluyum sizlerle birlikte. Ekip arkadaşlarınızla gördüm. Değerli UFO Hunter'cı Erkan abimiz, Dalgıç Musa. Gizemli başlığı bulan. Gizemli Musa. Başlığı bulan arkadaşımız. Öncelikle Taner'cim, şu yüzden lafını kestim. Başlık hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Neler hissettin? Şimdi geçen programınızda başlığı güzelce bir anlattınız, için irdelediniz. Karbon testine kadar gidecek olan süreçten bahsettiniz. Açıkçası çok gizemli bir yani bir kask da değil, kask diyorum ben ona, kask. Kask pardon. Bu kaskın hani hangi elementler, hangi alaşımlara sahip olduğuyla ilgili ileriki süreçlerde sizden ben de bilgi almış olacağım. Yani çünkü onun sonuçta bir hangi alaşıma ait olduğuyla ilgili bir bilgi almamız gerekiyor. Bunu da ziyaretçiler kanalında da seyircilere de göstermek, anlatmak. Tabii ki o belgeleri sunacağız. Ben de o kısmı merak ediyorum açıkçası, çünkü çok gizemli bir kask ve ben de bununla ilgili bir takım şeyler düşündüm. Acaba dedim, çok eski yıllardan, çağlardan kalma bir yaratın ya da bir bizim dışımızda bir farklı varlıkların olduğu dönemde kafasına geçirmiş olan bir yaratığın bir demirlere bağlanması için kendisine ceza olarak mı ya da zarar veren bir yaratığı, bir işkence aleti mi? Her şekilde bir sürü şeyler kafamda dolandı. Bunu ileriki zamanlarda daha neler düşündüğümü de anlatırım sizlere. Sizlerin fikirlerin de benim için çok değerli. Bu arada şimdi ben 40 yıllık bir Anadolu yakasında oturan biri olarak Vordanissa Adası'nın da benim evim dibinde olup da benim bundan herhangi bir fikrim olmaması, bilgimin olmaması da beni çok açıkçası üzdü. Evet, sizler de bunu gündeme getirince ben açıkçası burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ziyaretçiler kanalından bunları öğrenip ve bundan sonra da bu aşamalarda dahil de olabileceksem ne mutlu bana. O yüzden şu anda Bostancı Küçükyalı arasında bir açıklardayız. Biraz sonra o bölgeye gideceğiz. O adanın gizemini heyecanlı hissedeceğime inanıyorum. Evet, şöyle söyleyeyim Taner, ilk videoyu izleyenler de ve ziyaretçiler ailesinin bireyleri de çok soruyorlar. Ciddi anlamda adanın hakikaten birçok kimse bilmiyor. Yani bu 10. Prens Adası olduğunu, bunu 1960'lı yıllarda büyük adalı bir doktor buluyor. Eski Bizans ve Osmanlı haritalarında var zaten Vordanissa Adası. Ve o hikayelerini okuduğunuz zaman büyük bir gizem var. Neden battı? Yani diğer adalar niye ayaktaydı? Bunu ilk videoda zaten tartıştık. Belki onun kalıntılarının üzerine gideceğiz şimdi biraz daha. Evet, biraz sonra onu da göreceğiz, onu görüntüleyeceğiz belki de. Hakikaten çok gizem dolu. Tabii şimdi bizim ilk yapacağımız zaten sevgili Musa'nın dalış esnasında
bulduğu noktaya dalacağız. Oraları araştıracağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Pardon, bu arada ben de hani Erkan abimizin UFO Hunter'cı diyorum, Erkan abim de yanımda. UFO Hunter. Şöyle, onun bu ada üzerinde yaklaşık 2 yıl oldu mu abi? 2 yıldır bir emeği var bu ada üzerinde, paralelde gökyüzünde olan ne olduğu bilinmeyen cisimlerin de tamamıyla bu adanın üzerine denk gelmesi de açıkçası beni de çok büyük heyecanlandırdı. Onunla ilgili de zaten Erkan abi birazdan anlatacak. Ya zaten size şöyle bir şey var. Erkan da Taner de, yani buradaki ekip arkadaşlarımız hepimiz hep Marmara Denizi'nde zaten yıllardır bir Stargate olduğu söyleniyor. Marmara Denizi'nde bir zaten ciddi anlamda bir UFO'ların takibi altında. Erkan sen zaten ilk videoda da söyledin. Yani yaklaşık 450-500'e yakın hala görüntüler almaya devam ediyorsun. Çok yeni görüntüler var. Müthiş bir trafik var değil mi hocam? Tabii. Şimdi ilk bence bu cisimleri gözlemlemeye başlayınca benim terasım Yalova'dan Zeytinburnu'na kadar Anadolu yakasının güneyini büyük bir kısmına hakim. Bu cisimleri gözlemlemeye başlayınca ben de bilmiyordum Vordanus isminde bir ada olduğunu. Sonra araştırdım bunlar niye burada çok yoğun diye. Ve Vordanus Adası isminde 2010 yılında batan gizemli bir ada olduğunu fark ettim. Adanın tarihini inceleyince de Orta Çağ'da cada başlamadan hemen önce tüm Avrupa coğrafyasından bütün sihir, büyü, işte kehanet, iyileştirici tedavi, astronomi, kosmoloji alanında kendilerini ilerletmiş olan kişilerin bu adaya göçtüğünü öğrendim. Sonra kendi kendime şöyle bir tespitte bulundum. Yani bu orada kehanet, büyü, sihir, maji, bunları yaparlarken acaba dünya dışı bazı ırklarla iletişime mi geçtiler yoksa metafizik varlıklarla mı iletişime geçtiler? Ondan sonra bu çekimleri yoğunlaştırdım. Avustralya'dan Murat İlhan bana ulaştı. 2011'de UFO Kongresi'ne çağırmışken kendisi çekmiş olduğu teknikten dolayı Kızıl Ötesi tekniği. Ve işte insan gözünün görmediği 700 nanometre üzeri cisimleri bu şekilde kayda alınabildiğini tespit ediyor ve UFO Kongresi'ne çağırıyorlar. Orada sunumunu yapıyor. Görüntülerini gösteriyor. Bana Vordanus Adası'ndaki tabi çekimlerim o yıllardır bu işle uğraştığı için, gerçekliğini ve doğruluğunu bildiği için bu adayı Kızıl Ötesi Nashorn'da incelememi, o şekilde gözlem yapmamı önerdi. Ben de ekipmanları oluşturdum ve ondan sonra tabi peki bugün neler bulacağız sence dalışta? Valla ben bu ekibin bir araya gelmesinin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Musa'nın benim arkadaşım olması, o başlığı bulması. İşte şimdi sadece tabii kamerayla yukarıda çektiğimiz görüntüler değil, aslında suyun altında ne olduğu da önemli. Suyun altında ciddi bir yoklama yapacağız. Yani karış karış arayacağız. Bugün ben bununla cisimleri çekmeye başladığımdan beri bize gelen birçok talep, yorum hep işte buranın yakınen incelenmesi şeklindeydi. Biliyorsun Amerika Utah'ta Skinwalker çiftliği var. Bunun bir programı var. History Channel'da yayınlanıyor. Travis Tyler başında. Ben hep böyle bir ekip olsun, sadece Utah'ın görüntüsünü değil, denizaltının görüntüsünü de çekebileceğimiz böyle belgesel tarzı bir şey çekmeyi çok istedim. Bu şekilde çok da talep geldi. Vallahi şükürler olsun ki bugün buna başlıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ben çok net bir şekilde bir şeyler bulacağımızı, bazı keşifler yapılacağını düşünüyorum. İnşallah hakkımız hayırlısı olsun. İnşallah. Şimdi ziyaretçiler ailesi, Fatih hepiniz tanırsınız. Birçok mağarada, yeraltı şehrinde beni yalnız bırakmadı. Fatih'cim sen başlık hakkında veya oradaysa hakkında, adası hakkında düşüncelerin neler? İlk videoyu izledin, neler hissettin? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanala. Bugün gizemli bir serüvene çıkıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber kalabalık bir ekibiz. Herkesin farklı bir özellikleri var. Şu anda Vordanus Adası'nın kıyılarındayız. Serhat abi ve Musa abi suyun altına dalacaklar adaya. Su altı keşfi yapacaklar. Biz de burada Erkan abi ve ben gökyüzündeki oluşumlara bakacağız. Biz de yüzey keşfi yapacağız. Bu dostlar dediğim gibi güzel bir takım çalışması, güzel bir ekip çalışması. Birbirinden değerli insanlar, Taner, Musa bir şekilde bir araya geldik. Musa'yı başlığı bulan Musa, Erkan, dünya dışı varlıklar. Ziyaretçiler biliyorsunuz yapılmaz denilen yapan, varsa var yoksa yok diyen bir kanal. Her videoda farklı bir serüvene gireceğiz. Açabildiğimiz kadar X-Files dosyaları açacağız. Daha fazla uzatmadan bakalım
dalalım. Bordalisi'nin altında neler bulabileceğiz? Bu dalıştan sonra ilerleyen günlerde farklı bir dalış daha yapacağız. Orada biraz daha ekipmanlarımızı çoğaltıp şu an keşif dalışı yapacağız. Bakalım bu güzel görüntülerle neler bulacağız. Her videoda geri gelecek Erkan olacak, geri gelecek Taran olacak. Ama bu ekip ve daha sonra bu ekibe katılacak birçok değerli insan. Farklı dosyalar açacağız. Ziyaretçilerde kalmaya devam edin. Gözünüz bizde olsun. Ziyaretçiler kanalından ayrılmayın. Hadi bakalım suyun altında nelerle karşılaşacağız. Serhat abi kayıttayız abi. Lütfen buraya bipleyeyim. Evet, dalıyorlar. Bravo. İşte şu kayanın... Evet. Dalgıçlarımız su altı keşmeye devam ederken izledik kalan diğer kameralarımızı kurduk. Şu anda Erkan abi ultraviyole ışıkla gökyüzünü kontrol ediyor. Ultraviyole kamerayla. Geldi. Öteki gidene uçak diyenler bunu görünce anlayacaklar diğer gidenin uçak olmadığını. Evet dostlar, ziyaretçiler kanalı. Evet. Şu anda teknenin üstündeyiz. Ekibimiz tam Bordalis adasının üstünde. Yaklaşık 4 dalgıçla beraberiz. Şu anda kayaların altında kaç metre kadar aşağı indiklerini bilmiyorum, artık çıkınca konuşacağız. Ama şu anda Ordanis Adası dediğimiz Bostancı Küçükyalı arasında gördüğünüz üzere şu anda arka tarafında, şu tarafta daha çevireyim kamerayı. Şu an bu bölgedeyiz. Evet arkadaşlar, dalışlarını gerçekleştirdiler. Evet. İki arkadaş daha suyun altında galiba, görebilecek kadarıyla. Evet. Ziyaretçiler, değerli dostlar. Ekip tam gaz çalışıyor şu anda. Bu arada tabii Erkan UFO Hunter'cı abimiz de tam bu bölgenin üstünde, gökyüzünde ve deniz arasındaki kısımda tanımlanamayan cisimler dediğimiz UFO'ları yaklaşık 2 yıldır gözetim altında tutuyor. Bu bölgede gece çok hareket var. İnanılmaz bir enerji akımından olsa gerek diye düşünüyoruz. İşte o yüzden hikayeyi bizi buralara kadar getirdi. Erkan abimiz de çalışmalarına devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde gökyüzüyle deniz arasında araştırmalar devam ediyor.
rağmen arkam bir tarafa gidiyor, önüm bir tarafa. Doğru mu Levent Hocam? Acayip bir akıt. Tabii Ordonisi adasının kalıntıları belli. Net yani, görüntü biraz bazı yerlerde güzeldi. Bazı yerlerde derine indik. Hatta Levent Hocam'la şeyler bulduk. Bazı böyle, değil mi hocam? Gördün mü o şeyi senin çevrende, benim çevrende bir şeyler? Yardım etsene şey Levent Hocam. Kalıntılar var ama havanın daha düşük olduğu bir zamanda ve akıntı çok. Değil mi Levent Hocam? Şeye doğru geldik işte, bu tünelin olma ihtimali olan yere geldik. Hoş bir akıntı. Tünele ait bir şey görebildin mi? Yani göremiyorum. Şöyle, zemine baktığın zaman sanki zeminde bir katman var sanki. Böyle doğal, hani, olmayan. Doğal olmayan kaç, katman kaç var. Metre derine daldın? Nasıl aşağı Levent göre? Levent herhalde 18'e indik mi? Ben en son 40 mı? 4'ten başladık. 6, 8, 10, 12, 14'e kadar gittik. 16'ya kadar gittik. Hatta 15'i gördük. Fakat sanki katma, yerde böyle bir katman var. Belli zaten yani, gözde görülüyor. Hatta bazı içeride taşları çevirdim. Taşlar çok da farklı. Yani suyun altındaki taş diye belli. Bir duvar kalıntısı. Hatta bir tanesi çok ilgimi çekti. Böyle kağıt gibiydi. Kitap gibiydi. Üstünde de işaretler vardı. Bunları mümkün olduğu kadar çekmeye çektim tabii. Kaydı aldım. Ama şu an çok yoruldum.